Herkese merhaba, ben Özgür Çetin. Bugünkü inceleme konuğum Reader P10 SE akıllı cep telefonu. Yaklaşık bir hafta 10 gün önce bu ürünün kutu açılımını da yapmıştım. Reader'ın en yeni akıllı telefonlarından bir tanesi var karşımda. P10 SE firmanın aslında değişen tasarım anlayışını gösteren bir örnek, bir ürün. Her zaman yaptığım gibi önce bir genel görünümden başlayayım. 5 inçlik bir telefon var. Yani giriş seviyesi sayılabilecek bir ürün var karşımızda. Giriş seviyesi dediğimiz için de çözünürlükte 720p dediğimiz 1280x720 piksel çözünürlüğe sahip. Cihazın ön tarafında sanal tuşlar konumlandırılmış ama alt kısmını konumlandırılmış. Yani bu fiziksel bir tuş gibi mantıkla çalışıyor. Ve ekrandan pay almıyor. Bazı ürünlerde böyle hani ekranın altından çıkan bir tuş sistemi var. Burada öyle değil. Ekran başka bir yerde, tuşlar alt kısmında konumlandırılmış. Hemen hemen üstte alt kısımdaki boşluk oranı hemen hemen aynı. Klasik olarak işte çalışan uygulamaları gösteren tuşumuz. Solda ortadaki tuş, yani home dediğimiz ana sayfaya gidiyor. En sağdaki tuş da geri gitme fonksiyonunu sağlıyor. Yani menülerde ve diğer bütün bölümlerde geriye doğru gidiyorsunuz bu tuş sayesinde. Bunun için sol tarafta bir şey yok. Sağ tarafta ses açma kapama tuşu ve power tuşumuz konumlandırılmış. Bu arada cihazın hem köşeleri hem de yan tarafları bir kavise sahip. Köşeler yumuşatılmış bir kavisteyken yan tarafları da hem ön yüzünde hem de arka yüzünde iki tarafında da böyle bir gümüş renkli ve metal görünümlü bir tasarım anlayışı hakim. Arka yüze geçtiğimizde ise arka yüzde Reader logosu konumlandırılmış. Bu daha önce böyle değildi. Bu ilk defa Reader'ın ürünlerinde karşımıza çıkan bir özellik. Yani incelemenin başında söylediğim gibi değişen tasarım anlayışı aslında buralarda başlamış durumda. Ortada bir gümüş ve parlak bir daire tasarlanmış. Ortasında Reader'ın logosu var. Altında da Reader yazıyor. Alt kısımda yine hoparlörlerin bulunduğu bölüm var. Buraya parmağınızı koyarsanız ses kesiliyor. Bu da ayrı bir detay olarak vermiş olayım. Üst tarafta kameramız var, 13 megapiksellik. Hemen onun yanında da LED flash lambamız mevcut. Kulaklık girişi üstte, şarj bölümü ise alt kısımda sağda konumlandırılmış USB, micro USB girişi. Kapağı açılabiliyor ürünün. Kapağını açtığımız zaman 2400 mAh'lik pilimize ulaşabiliyoruz. Şöyle açalım. Kapağı açtığımızda pili görüyoruz. Pil çıkartılabiliyor haliyle. Bunun dışında iki adet sim kart yuvası var. Sim kart yuvasından bir tanesinde aynı zamanda bir microSD bellek kartı yuvası var ki 128 GB'a kadar destek veriyor bu bellek kartımız. Bu da demek oluyor ki ürünün hem kapağı açılabiliyor hem de bellek arttırımı yapabiliyoruz. Tabii bu detaylardan sonra cihazın teknik özelliklerine bakacak olursak aslında birazcık belirtmiştim. 5 inçlik 1280x720 piksellik bir telefon var. MediaTek'in MT6735 quad core yani 4 çekirdekli işlemcisini kullanıyor. 1.3 GHz bu işlemcinin gücü bu arada. Mali 720 GPU'su var. 16 GB hafıza ki biz bunun 7-8 GB'ını kullanabiliyoruz. Kalan işletim sistemi tarafından kullanılıyor ama microSD bellek kartı yuvası var demiştim. O sayede de kapasiteyi arttırabiliyorsunuz. Bu ürünün bence en önemli özelliği 3 GB RAM'i var. Evet. Bu kategoride 3 GB RAM genelde görünen bir şey değil. Bu fiyat aralığında da pek bulunmuyor. Genelde 1000 TL'nin üzerine çıkmanız gerekiyor. Bu üründe 3 GB RAM var. Bu da tabiri caizse Android işletim sisteminin yağ gibi akmasını sağlıyor. Geri gelmişken söyleyeyim, Android 6.0 ile geliyor cihaz default olarak. 13 megapiksellik ana kamera, az önce söylemiştim. 5 megapiksellik ön kameramız var. Full HD video kayıt edebiliyor arka kamera. Çift SIM girişi var olduğunu söyledim. Az önce 4.5G desteğimiz de mevcut. Bluetooth, GPS, Wi-Fi zaten bunlar var. 2400 mAh'lik pil olduğunu söylemiştim. 3 farklı renk seçeneği var. Beyaz, uzay grisi ve gold. Bu uzay grisi olan versiyonu. Bana teste gönderilmiş olan versiyon. Kutusundan da işte kulaklık çıkıyor. Şöyle bir yumuşak silikon kılıf çıkıyor. Bunun dışında baktığımızda bir ekran koruyucu jelatin de çıkıyor. Bunu da söyleyeyim. Bu güzel bir şey oluyor. Çünkü ekranın şeyine karşı. Çünkü bu tarz ürünlerde ekran kaplama jelatini bulması çok zor. Hem kılıfın çıkması hem de bunun olması bence önemli bir ayrıntı. Gelelim kullanım detaylarına. Daha önce Reader'ın birkaç ürünü incelemiştim. İşte P10'u inceledim. P10 S'i inceledim. P10 SE'yi işte bu ürünümüz var. Şu an onu inceliyoruz.
Hepsinde benzer bir mantık var aslında. Diğer Android ürünlerden farklı olarak menü alt kısımda konumlandırmış. Yani ana menüyü şu şekilde yaptığımızda alt kısımdan çıkıyor. Buradan bütün detaylara ulaşıyorsunuz. Uyarı ve benzeri şeylerse üst menüde çıkıyor. Bir bildirim vesaire, mail geldiğinde vesaire geldiğinde üst tarafta görüyorsunuz. Alt kısımda ise ayarlar, işte ışık ayarları, Wi-Fi ayarları, ne bileyim, fener açın, veriyi kapatın, Bluetooth gibi ayarları da buradan ulaşıyorsunuz. Bu bir parça alışkanlık gerektiriyor ama alıştıktan sonra çok da sıkıntı olmadığını söyleyeyim. Bir ana menü mantığı yok bu üründe. Bir ana menü mantığı yok. Yani Huawei modellerinde olduğu gibi bütün kurduğunuz uygulamalar vesaireler hepsi ve hepsi tamamı ana sayfada görüyorsunuz. Yani tekrar bir menüye girip oradan bir şeyler çıkartıp bir şeyler yapmanıza gerek olmuyor. Bu da önemli bir fark olduğunu söyleyeyim. Ama alıştıktan sonra çok da sıkıntı değil. Onu baştan da söylemiş olayım. Ben genel olarak cihazın, yani daha önceki Reader'la çok benziyor. Tasarımı değişmiş, evet. Tasarımda çok ciddi farklılıklar var ama kullanım olarak vesaire olarak çok büyük bir farkı yok. Bence çok şık bir tasarım olmuş bu arada. Yani ön yüzünde böyle parlak olması, yani bir böyle hani mat ekran, bilgisayarlarda olan mat ekran, parlak ekran gibi olması güzel olmuş. Onun dışında da hani baktığımda cihazın gerçekten de hani 3 GB RAM olması yağ gibi akmasını sağlıyor. Peki performansı nasıl? Farklı testler de yaptım. Biraz sonra şimdi ondan da ekranda göstereceğim. Antutu yaptım, Geekbench yaptım, PC Mark gibi testler yaptım. Hepsinden de hani bu donanımın getirdiği kadar puan aldı. Çok üst düzey bir tabii ki bir telefon değil. Onun öyle bir iddiası da yok zaten. Hani bu fiyat aralığında da zaten üst düzey bir telefon olma iddiasını sağlamak da çok mümkün değil. Ama hani MT6735 işlemci ve Mali 720 GPU'su başarılı bir şekilde çalışıyor. Ekran çözünürlüğünün 720p olması da hani performansının yeterli olmasını sağlıyor. Birçok oyunu oynayabiliyorsunuz. Oyunlarda sıkıntı yok. Birçok oyunu cihazın desteklediği çözünürlükte rahatlıkla oynuyorsunuz. Örneğin ben Asphalt Extreme oynadım. Gerçekten de başarılı sonuçlar yapılabiliyor, oynayabiliyorsunuz. Elbette tabii ki yani çok yüksek grafik isteyen ya da bir oyunu yüksek grafik çözünürlükte oynayamıyorsunuz. Ne kadar sunuyorsa 1280-720p rahatlıkla oynuyorsunuz. Bir problem olmuyor. Takılma vesaire yok. Rahatlıkla her türlü oyunda istediğiniz gibi o fonksiyonlarını vesaireyi kullanıyorsunuz. Bir sorun yaşamadık. Pil ömrüne bakacak olursak üzerinde 2400 mAh'lik bir pil var dedim. Ortalama bu bir günü geçiriyor size. Ama hani çok yoğun kullanıyorsanız hani sabah şarj ettiniz akşama doğru pili bitebiliyor. Pili birazcık az olmuş. 2400 mAh birazcık küçük tabii ki haliyle. Ama günlük kullanım açısından baktığımızda çok abartı hani oyun sürekli oyun oynayıp sürekli film izlerseniz tabii ki birkaç saatte de bitirebilirsiniz ama günlük bir kullanımda işte maillerime bakayım vesaire yapayım dediğinizde rahatlıkla bir günü geçirebiliyorsunuz. Ekstrem durumlarda ve noktalarda elbette zaman zaman tabii sıkıntı olabilecek durumlarda yaşanması mümkün olacağını söylemiş olayım. Bunun dışında telefonun performansı ile ilgili bir sıkıntı yok. Her türlü uygulamayı yükleyebiliyorsunuz. Her türlü kullanımı yapılabiliyor. Kamera tarafına gelecek olursak daha önce Reader ürünlerinde gördüğümüz bir kamera anlayışı var. Aynı aslında kamera mantığı kullanılmış. Aynı yazılım vesaire kullanılmış. Donanımsal vesaire de. İlk açtığınızda karşınıza 4 bölümlü bir kamera bölümü çıkıyor. Video, yüz güzelliği, resimler ve HDR. HDR'de adından da anlaşılacağı gibi High Dynamic Range özelliğini kullanıyorsunuz. Bu sayede hani özellikle karanlık, ters ışıklı ortamlarda güzel fotoğraf çekebiliyorsunuz. Resimler standart otomatik mod tanımlayabileceğim bir şey. Yüz güzelliği, adı üzerinde yüz güzelliği. Bu yüz güzelliğini hem de ön kamerada da kullanabiliyorsunuz hem arka kamerada da. Videoda da tabii ki video modu var. Çekimlerde bazı efektler ve çekim modları da bulunuyor. İşte HDR var, gece çekim modu var, panorama var, profesyonel modu var, timelapse var, akıllı sahne var, makro var, GIF var. Picture Note var, ultra piksel dediğimiz yüksek çözünürlük çekebiliyorsunuz. Smart Scan ve Mood Photo dediğimiz özellikler mevcut. Ayrıca fotoğraflara işte pürüzsüzleştirme, beyazlaştırma ki yüz güzelliği modunda bu. Zayıflatma ve büyütme, yani gözlerinizi büyütme özelliği ekleyebiliyorsunuz. Bunlar dışında yine işte farklı efektleri, farklı ne gibi efektlerimiz var? Renk efektlerimiz var. Kül rengi, Noise, Sofina, Sade, Hiçbiri, Hafıza. Anlık transfer klasik dediğimiz renk efektleri de uygulayabiliyorsunuz çektiğiniz fotoğraflara. Kamera başarılı ama tabii böyle bir üründen ne beklediğinize bağlı olarak da bu başarı birazcık değişiyor. Örneğin ışığın iyi olduğu ortamlarda gerçekten de iyi sonuçlar alıyorsunuz ama
Işık biraz azaldığında haliyle işte grenleşme, ISO'nun yükseltilmesinden oluşan bir pütürleşme ve fotoğraflarda bozulma görülebiliyor. Bunu baştan belirtmiş olayım. Ama kameranın bence hani böyle bir ürün için yeterli olduğunu söyleyeyim. Ama tabii ki 2000 liralık bir telefon kamerası da bekliyorsanız bu ürün size için zaten uygun değil. Onu baştan belirtmiş olayım. Yani telefonu ben beğendim. Özellikle fiyat aralığında 3 GB RAM olması önemli. Yani RAM olsun, ben takılmasın, telefon yağ gibi aksın diyorsanız önerebileceğim bir ürün. Ama tabii hani daha ucuza 5 inçlik telefonlar da var. O da bir tercih meselesi. 500 lira, 600 lira telefonlar da var. Ama bu RAM'e sahiptir. Bu donanıma birazcık sahip olmadıklarını belirtelim. Cihazın fiyatına bakacak olsak hep söylediğim gibi 899 TL'ye gidip bir fiyatı var. Fiyatı bu özelliklere göre makul. Hani 3 GB RAM olması bence önemli bir artı. 3 GB RAM olduğu için de herhangi bir takılma, herhangi bir sıkıntı yaşayamıyorsunuz. Ha, diyeceksiniz ki 2 GB RAM'li telefonlar bu donanıma sahip takılıyor mu? Yok. Ama 3 GB bir tık daha rahat çalışmasını sağlıyor. Onu belirtmiş olayım. Yani hani bu kadar para verdim ben ama niye verdim dediğiniz zaman işte bu niyesi de burada geçerli. Yoksa 5 inçlik olup bundan daha ucuz telefonlar da var. Onu baştan da belirtmiş olayım. Ama bu donanıma sahiptir, bu özelliklere sahiptir. Ayrı konu ama var. Çift sim kart desteğinin olması da bence önemli. Böyle bir hani işte ayrı telefon, evde ayrı telefon, özel hayatımda ayrı telefon kullanıyorum diyorsanız iki sim kartı da rahatlıkla kullanıyorsunuz. Micro SD desteğinin olması önemli. Ve bence hani işte daha önce gördüğüm Reader telefonlarda gördüğümüz gibi işte ultra güç tasarrufu, süper güç tasarrufu modu var mesela. Bu modu aktif hale getirdiğinizde telefon hani birçok özelliği artık böyle ekstra hale geliyor. Ve bu sayede de cihazı çok daha rahat bir şekilde kullanıyorsunuz ve pil ömrü de neredeyse 5-6 katına çıkmış oluyor. Bu tarz özellikleri var. Dediğim gibi fiyat anlamında baktığımızda hem fiyat hem performans anlamında baktığımızda 3 GB RAM'in olması önemli bir artı olduğunu söyleyeyim. Toparlamak gerekirse Reader P10 SE özellikle 3 GB RAM'i ile ve diğer özellikleriyle beğendiğimiz bir ürün. Ama hani giriş seviyesi bir telefon arıyorsanız kesinlikle önerebileceğim bir cihaz. Ama daha ucuz model, daha ucuz versiyonlar da var. Yani Reader markasının dışındaki markaların da 5 inçlik telefonları var. Elbette donanımları daha kötü ama hani iyi bir donanım olsun, rahat çalışsın, sıkıntı oluşturmasın diyorsanız önerebileceğim bir telefon olmuş. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Her türlü görüş, yorum, eleştirinizi de gerek bu videonun altına, gerekse web sayfama, gerekse sosyal ağlardan bana iletebilirsiniz. Farklı bir incelemede, farklı bir videoda karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın.